Uçan Kuş TV ekranlarından herkese selamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ramazan ayının ülkemize, ümmetimize ve tüm insanlığa evvela sağlık, akabinde barış, huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Caner Tassavam'la beraberiz. Hocam nasılsınız? Elhamdülillah Fatih'ciğim, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ediyoruz. Hocam sonlara doğru yaklaşıyoruz gerçekten. Evet. Yani böyle bir ışık hızında geçmiş gibi oldu sanki. Yani daha böyle dün başladık ama böyle yavaş yavaş Ramazan'ın sonlarına doğru yaklaştık. Allah nice inşallah Ramazanlar ulaştırsın. Ramazanlarda oruçları tutmayı Allah bolca almayı nasip etsin. İnşallah hocam. Pandemiyle biraz garip de geçse ama Allah'a şükür geçiyor. Gerçekten hocam bu anlamda tarihi bir Ramazan ayı yaşıyoruz. Herhalde yani Allah ömür verir de görürsek bizden sonra gelen nesillere anlatacak epey bir bu anlamda bir anılar, durumlar birikmiş durumda. Hem aslında Ramazan ulaşmanın vermiş olduğu bir mutluluk ve sevinç varken hocam işte yavaş yavaş da böyle hüzüne doğru sonlara doğru yer alıyor. Şimdi ne yapıyoruz efendim? Hocamızın en son çıkan özlü sözlerinin toplanmış olduğu kitaptan hocamızın çok böyle vurucu olan, gerçekten insanın ruhuna dokunan, hem aklına hem iradesine hem de ruhuna dokunan sözleri açmaya çalışıyorduk ve hocamızın burada neler kastettiğini konuşuyoruz. Böylelikle hem bilimden, hem felsefeden, hem sanattan, hem Kur'an'dan yani birçok meseleden konuşmuş oluyoruz. Hocam bugün herhalde vurucu sözlerden konuşacağız ama siz ağlayan kütüğü yine anlatmıyorsunuz herhalde hocam. Yok, ağlayan kütükleri anlatan hocalar var, onlara o ağlayan kütük meselesini onlara bıraktık hocam. Peki hocam, o zaman hemen şöyle başlayalım. Diyorsunuz ki dünyada kazanmış gibi görünenlere bakıp üzülmemeliyiz. Hatırlayın, Yusuf'u kardeşleri kuyuya attı, Yusuf zindana düştü ama kazanan Yusuf'tu. Şimdi bu Kur'an'daki Yusuf kıssasını hepimiz biliyoruz. Yusuf kıssasında Hazreti Yusuf'un başına gelenler anlatılıyor. İlk önce kardeşlerin tarafına bir ihanete uğruyor Hazreti Yusuf. Kuyuya atılıyor. Ondan sonra oradan kurtuluyor. Oradan kurtulduktan sonra işte bir hapse düşmesi var uğradığı bir iftira yüzünden. En sonunda da işte Hazreti Yusuf'un kendi yaşadığı bölgenin güvenilir bir insanı olarak ön plana çıktı. Orada yönetici olduğunu görüyoruz. Kardeşlerinin gelip ondan özür dilemesi var. Kardeşleriyle buluşması, onları affetmesi var. Böyle kıssa anlatılıyor. Çok güzel bir Kur'an kıssasıdır. Yani onu Kur'an'ın hepsini okumalarını herkesin tavsiye ettiğimiz gibi bu Yusuf suresinde özellikle tavsiye edebiliriz. Tabi bu kıssalar hep şeyle okumak lazım. Yani sadece bir hikaye, masal dinler gibi değil. Tarihte bunlar gerçekleşmiş olaylar. Ve bu gerçekleşmiş olayları Allah'ın bize aktarmasının sebebi var. Onları okuduğumuzda öğreneceğimiz bir şeyler var. Yani mesela Hazreti İbrahim'in kıssasını okuduğumuzda nasıl bir insanın gerekirse kendi çocuğundan Allah rızası için vazgeçebildiğini, kendi babasından vazgeçebildiğini, kavminden vazgeçebildiğini görüyoruz. Yani Allah için gerektiğinde her şeyi bir kenara bırakabilen bir insan modeli görüyoruz Hazreti İbrahim'de. Bizde Hazreti İbrahim'de de bizim için bir örneklik var. Olduğu geçiyor Kur'an'da, peygamberimize bir örneklik olduğu gibi. Allah olduktan sonra hocam elinin tersiyle tüm hayatı gerekirse atıp itebilmek ve bu anlamda bir dik duruşun gerçekten temsilcisiydi İbrahim peygamber. Yani Kur'an'da bunlar soyut olarak da veriliyor. Allah rızası için her şeyi yapmak gerektiği ama bir de tarihte bu Allah'ın verdiği emirleri somut olarak gerçekleştirmiş rol modeller üzerinden de Allah bize bu olayları bir daha sunuyor. Hazreti İbrahim de mesela işte bunun örneğini görüyor. Mesela Hazreti Yusuf da işte zinadan kaçınmanın örneğini görüyoruz. Yani zina yapmayın emri Kur'an'da var ama Hazreti Yusuf da işte o harama girmemek için hapse düşmeyi bile göze alan bir rol model var ayrıca. Somut bir örnek aslında Kur'an koymuş. Yani okurken bunu sonuçta etten kemikten bir insan Hazreti Yusuf, Hazreti İbrahim gibi, diğer peygamberler gibi. Sonuçta bizim gibi yani o açıdan baktığımızda ama yani bizim için bizim gibi dememin sebebi şu. Yani biz onu örnek alabiliriz. Ya o onu yaptı canım, o peygamberdi. Ya işte peygamber kim, biz kim, onu yapamayız demememiz lazım. Yani Kur'an'da onların anlatılma sebebi işte bunlar da sizin gibi etten kemikten insanlar. Yani beşer bakın, tarafıyla değil mi hocam? Beşer tarafıyla aslında benzeriz yani etten kemikten, tabii, kandan, canlı kanlı bir varlık olarak. Tabii şey de çok yani tehlikeli bir şey. Peygamberleri çok uzattığınız zaman o zaman onlar rol model olmasını hayata geçirmez. Bu yüzdendir ki Allah insanlara da işte beşer peygamber gönderiyor. Eğer ki melek peygamber gönderseydi onlar ya sen meleksin kardeşim işte zinadan uzak duruyorsun. Sen meleksin işte falancalara Allah rızası için kafa tutuyorsun. Sen meleksin canım bu kadar ibadete titizsin işte. Hani bizim için zor bunlar falan diyen birileri çıkabilirdi.
Oysa beşer bir peygamber gönderilince insana, işte etten kemikten, o da uyuyan kalkan, o da, onun da içinde korkuları var, onun da ümitleri var, onun da ailesi var, onun da sevdikleri var. Hatta ama zaaf noktaları da onun var da, değil mi? Bizler tabii, gibi yani zaafiyet içerisine düşebiliyorlar, meyledebiliyorlar. Hazreti Yusuf işte zina teklifi geldiğinde karşı taraf Hazreti Yusuf'un kalbi meylediyor. Yani aslında canında bir isteme var. Ama Allah'ın koyduğu bir hükmü çiğnememek için, yani aslında canının normalde çekeceği bir şey de elinin tersiyle itiyor ve hapsi de göze alıyor değil mi? Evet. Yani ama zaten imtihan da öyle oluyor. Canının hiç çekmediği bir şey olsa zaten insanı reddetmesi kolay. İnsanın istemediği bir şeyden vazgeçmesi kolay. Önemli olan insan sevdiği şeylerden Allah için vazgeçebiliyor değil mi? Bence imanın gerçek göstergelerinden biri insanın gereğinde en sevdiği şeylerden bile vazgeçebileceğini iman için göstermesi. Şimdi bunu demin söylediği bir söze de dönersek, işte Hazreti Yusuf'un hayatında neyi görüyoruz başlangıçta? O kıssanın devamını bilmeseniz iyiliğinden dolayı dünyada mutlak bir kaybeden gibi gözüküyor. Kuyunun dibine atılmış, orada kalıyor çaresiz. Sonra hapse gidiyor, iftiradan dolayı çaresiz değil mi? Sırf dünyevi gözlükte baksan dünyadaki yıllarını işte hapiste, kardeşleri tarafından ihanete uğrayıp başkalarının yanında yaşamaya mahkum edilmiş şekilde geçirmiş bir insan görüyoruz. Ama kıssanın bütününe baktığında ne oluyor? İşte sonuçta Hazreti Yusuf'un nasıl kazandığını görüyoruz. Ve en sonu dünyada kazanması olmasa bile Hazreti Yusuf kazanmış. Yani diyelim ki o hapiste iftiraya uğradı. Diyelim hapiste hayatı sonlanmış olsaydı bile kazanan Hazreti Yusuf'tu. Niye? Çünkü Kur'an'a göre kazanmak Allah'ın rızasını kazanmak. Bu dünyada siz en kötü hayatı bile geçirmiş olsanız Allah'ın rızasını kazanıyorsunuz. Dünya hayatı ne ki? Değil mi? Dünya hayatını sanki sonsuz hayat gibi değerlendirmek kendini kandırmaca. O zaman hep başarı gibi, kazanç gibi kavramlarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor değil mi? Yani tabii, bunlara sadece maddi unsurlar ekleyerek değil, yani iyi bir maaş, iyi bir üniversite gibi, iyi bir diploma vesaire, bunlar elbette ki dünya için çok önemli ama bu herhalde bizim tam anlamıyla başarı dediğimiz şey ya da böyle hedefe kilitlenmemiz gereken nokta herhalde bu olmaması gerekir. Elbette. Yani Kur'an zaten neyi başarı olarak görmemiz gerektiğiyle ilgili fikrimizi de inşa ediyor. Eğer ki Kur'an'ın inşa etmediği bir zihin varsa insanda, büyük ihtimal o dünyada işte başka insanların çok havalı bulduğu birisi olup böyle çok fazla tapu elde etmiş olmayı, mal elde etmeyi, dünyevi çok başarı kazanmış bir insan olmak olarak görecektir. Oysa Allah'ın katındaki başarı Allah'ın rızasını kazanmakta, cenneti kazanmakta, günahlardan uzak durmakta, muhtaçlara yardım etmekte, ibadetlerini yerine getirmekte, insanlara işte kötülük yapmamakta, Allah'ın emrine titizlikte, Allah'a gönülden bir samimiyette bağlı olmakta değil mi? İslam'a göre bunu, böyle bir ruh haliyle yaşamak ve ölmek İslam'a göre gerçek kazanç. Yani bol tapulu ölmek değil, insanların çok alkışladığı bir insan olmakta değil. Birçok lider alkışlanarak öldü. Doğru. Yani Stalin ölene kadar alkışlayanı çoktu, yani Lenin'in de alkışlayanı çoktu. Yani Hitler'in kaybettiği son dönemleri saymazsak, yani kaybedi işte son o birkaç ayı bir şeyi de veya kısa bir dönemi, hatta öldüğü güne kadar bile alkışlayanı vardı. Yani eğer Rusya'ya girmiş olsaydı muhtemel o da bir milli kahraman olarak tarihte adını bu sefer altın harflerle yazdırmış biri olarak belki görecek. En azından alkışlanan birisiydi. Ya ölene kadar da alkışlanan çok. Niye? Birçok diktatör alkışlana alkışlana öldüler. Yani firavunların hepsi Hazreti Musa'nın firavunu gibi boğulmadı. Yani birçoğu dünyada etrafındaki işte kendisini tanrısallaştıranların arasında öldüler. Ama sonuçta onlar da kaybedenlerdendi. Yani dışarıdan dünyevi manzaraya baksan adama tanrı gibi tapıyorlar. Her istediği adamın mal, mülk, yiyecek, içecek. Dünyada ne büyük kazanmış diyebiliriz. Ama İslam perspektifle baktığınızda en büyük kaybedenlerden bir tanesi. Çünkü İslam böyle hep diyorum elinden tutup insanı zamanın üstüne çıkartıyor. Biz bu zamanın içindeyken böyle bir aldanıyoruz. Bu dünya hayatını bütün her şey gibi görüyoruz. Oysa zamanın dışına çıktığımızda bir bakıyoruz ki ya dünya hayatımız bir nokta. Bu noktayla sınırlı olan başarılar başarı olamaz. Bu noktayı aşan ancak bir şeyler gerçek başarı olabilir. Noktayı da aşmak ancak bütün her şeye hakim olan Allah'ın rızasını kazanmakla mümkün. İşte o zaman zamanın hakimi olan Allah'a biraz teslim olmak ve onun aslında belirlemiş olduğu çizgilerle yaşadığınız zaman o zaman bizler de zamanın mahkumu olmaktan çıkmış olacağız. Yani böylelikle insan aslında bir o kuş bakışı görüntüyü öyle hocam herhalde görüyor. Tabii.
Şunu da işte unutmamamız lazım. Biz Hazreti Yusuf gibi zindanlara düşebiliriz. Hazreti Yusuf gibi kuyulara atılabiliriz. Yani dünyada ihanetlere uğrayabiliriz. Maddi açıdan çöküntüler yaşayabiliriz. Büyük sağlık problemleri yaşayabiliriz. Etrafımızdaki birçok insan hastalıklarda kaybedebiliriz. Veya kendimizin işte kurtulamayacağı ölümcül bir hastalığa yakalandığımız haberini alabiliriz. Bunlar insani şeyler. Hepimizin başına geldi veya gelecek. Bu veya buna benzer şeyler gelecek. Bunların olması dünyam gitti, her şey bitti, felaket diye bakmak lazım. Olabilecek tek felaket var Müslüman için. Allah'ın rızasını kaybetmek. Hiçbir zaman da tövbe etmek için geç değil yani. Ne olursa olsun biz her zaman için tövbemizi edelim. İnşallah Allah bizi affedecektir diye ümit edelim. Kafirlerden Allah o kapıyı kapatmıyor hocam. Yani tabii. Rabbimiz o kapıyı kapatmadığı sürece biz niye o kapının kapatmaya çalışıyoruz ya da ümidimizi kesiyoruz ki? Aslında bunun kıymetini bilen bir insan o kapının eşiğinde yatmalı. Yani o kapıdan hiç ayrılmamalı. Tabii sürekli ki. O kapıyı belki böyle yoklayıp tırtıklamalı. Hiçbirimizin Allah dışında gidecek kapısı yok. Her şeyimiz Allah'a muhtaçız. Çok böyle basit bazen akıl yürütmeler diyorum. Yani Allah'a ne kadar muhtaç olduğumuzu anlamak için yeterli. İşte diye kollarımızı, ayaklarımızı, her şeyimizi veren Allah. Allah sırf iki kolumuzu vermesine karşılık. Biz Allah hani neler vermeye hazır olurduk eğer bu iki kolu vermeseydi diye düşünelim. Yani iki kolumuzun bir an olmadığını düşünelim mesela. Başka organlarımız için de düşünürüz ama bir an. Allah'ın bizden hangi isteklerini yapmaya hazır olurduk? Sırf iki kolumuz olmasaydı Allah'ın iki kolu vermesi için. Yani ben şu anki farzların insanın değil iki katını, dört katını, on katını. Yani günde 40 vakit namaz olsa, 12 ay boyunca oruç olsa, malının yarısını fakirlere dağıt diye bir şey olsa insan sırf iki kolu için verirdi. Veyahut da sırf bir görme için verirdi. Doğru. Sırf işitme için verirdi, konuşan. Ayaklarımız olmasa ayaklarımız için aynısını vermeye hazır olurduk. Kesinlikle. Şu andaki dini ibadetleri böyle 5'le çarpalım, 10'la çarpalım. Hepsini yapmayalım. Allah bunları peşin verdi diye bu nankörlüğümüz niye? Evet. Ha, Allah için bunları vermenin kolay olması bizim nankörlük etmemizin gerekçesi ya da sebebi gerekçesi değil. Yani sonuçta nankörlüğün bedelini de öderiz yani bir gün. Yani Allah zaten herkese vermiş diye görüyoruz. Yani zaten herkese vermişse Allah bana vermesi önemsiz mi oluyor? Bundan daha büyük bir nankörlük olabilir. Ya da vermesini gerektirmiyordu herhalde. Geri kalan insanlar da kendi nankör olup olmadıklarının hesabını verecekler. Ben evvela kendi hesabımı vermeye çalışayım. Ben ne kadar minnettarım Allah'a. Ya, biz parmağımızı yapmadık ne kolu. Yani Allah'ın verdiklerinin bize... Çok basit bir şey değil mi? Allah'ın bize verdikleri yanında iki kolu yani görmesi, işitmesi, ayakları, kalbi. Yani düşünelim yani Allah'ın verdiklerini bize iki el, onda biri bile değil. Ama benim için sırf basit onun değilim. İçin şu anda yaptıklarımızın 10 katını yapmaya hazır oluruz. Kesinlikle. Değil mi? Allah rızası için. Bu nankörlüğümüz niye? Ne yapıyoruz? Yani biz nankörlük yaparak, kurnazlık yapıp kâr mı edeceğimizi umuyoruz. Yani Allah bize vermiş, biz Allah'a karşı nankör olacağız. Ama o nankör olan, nankör olmayandan daha akıllı olacak. Daha doğru. Allah böyle bir sistem yaratmış olması mümkün mü? Tamam. Değil. Elbette ki nankörlük edenler pişman olacaklar. Allah onları affedecek veya etmeyecek. Allah hepimizi nankörlükten korusun diyelim. Amin hocam. Bu mübarek Ramazan ayında şükürlerimizi bolca arttıralım. İnşallah. Hocam yani Yusuf peygamber zindanı seçti. Demek ki ben şöyle anlıyorum bunu. Yani gerçek anlamda özgürlük bedenimizin olduğu yer değil, aklımızın ve ruhumuzun kalmış olduğu yer. Yani Yusuf içerideydi, bedenen zindandaydı ama vicdani olarak hürdü. Çünkü Allah'ın emirlerine uymanın vermiş olduğu o rahatlık ve özgüven vardı. Ama kadın dışarıdaydı ama kendi vicdanının ve nefsinin esiriydi. Çünkü aklı oradaydı. Yani fiili olarak baktığımızda biri içeride biri dışarıda ama aslında ruhen baktığımız zaman içeride olanın daha özgür, dışarıda olanınsa daha böyle neredeyse köleleşmiş olduğunu herhalde görüyoruz. Yani çok hikmetli. Bir de herhalde Yusuf kıssası hocam. Değil mi? Bir peygamberin böyle baştan sonra hayatının anlatıldığı tek sure. Yani hiçbir sure bu kadar bir peygamberin böyle doğumundan yani küçüklüğünden neredeyse böyle vefatına kadar ki bir şeyi işlemiyor. Bu anlamda tavsiye edilir. Özellikle evet. Yusuf suresi. Hocam tam böyle bundan konuşmuşken diğer aforizmayı da ben yine ona uygun bir aforizma seçtim. Bir konunun devamı ve bağlayıcı olsun diye. Yine şöyle diyorsunuz. Ancak verdiklerinin sahibisin. Yani basit gibi gözüken bir söz bence ama yani bana göre asla çok anlamlı. Çünkü kendi hayatımda hep bu düsturu düşünüyorum. Yani ancak verdiklerine sahipsin diye kendi kendime hep söylüyorum. Bu kendi kendime söylediğim bir söz.
Bunun nedeni de çok basit aslında düşündüğümüzde. Mesela düşünelim şu anda nelerimiz var diyelim. İşte iki dairemiz var. Bankada işte 10 TL paramız var. 10x paramız var. İşte arabamız var falan filan var. Biz diyelim ne yapacağız? Yani bu paralarla bir şekilde yiyeceğiz, içeceğiz. Biz öldüğümüzde ne olacak? Yani arabayla ben ahirete de bu arabamı götüreyim, dünyada çok seviyorum. Ya bir teknem de var benim, bu tekneyi de ahirete götürüyorum. Yani ahirete şu deniz yolundan şunu bir türlü. Böyle bir şey mümkün. Yani herhalde yemiş içmiş, yani dünya hayatının biraz işte böyle tadını almış olarak toprağın i̇şte altına yani girmiş olacağız herhalde. Bizden yani, sonra birilerine kalacak. Onlar doğru. Da işte ne kadar minnettar olup olmayacakları şüpheli. Doğru. Uzun vadede kimlere kalacağı veya nasıl sarf edecekleri. Sonuçta yani aslında benim dediğim bütün mal, sahip olduğumuz hiçbir malı kendimiz istediğimiz gibi istediğimiz yere götüremiyoruz ki, dünyada hepsi kalacak. Fakat bir de verdiklerimizi düşünelim. Bunlar dünyada sahip biz gibi sandığımız şeyleri ahirete götüremiyoruz ve hayat kısa. Fakat verdiğimizi düşünelim. Şurada bir fakir gördük diyelim. İşte 10x paramızın işte 3x'ini verdik. İşte evimizi diyelim şöyle bir hayır işlerinde kullandık. Arabamızda bilmem ne hayır işleri yaptık falan. Yani malımızı, mülkümüzü hayırlarda kullandık. Başkalarına açtık veyahut da paramızı işte fakirlere, yoksullara, bu pandemide zor durumda olanlara verdik. Şimdi verdiğimiz mal ne oldu İslami perspektifle baktığımızda? Verdiğimiz kat Allah'ın rızası cennette karşılık bulmak üzere kaydedildi. Evet. Değil mi? Allah ne diyorsa karlı bir ticarete haber vereyim diyor. Yani karlı bir ticaret Allah'a göre, Kur'an'da da bu karlı bir ticaret olarak anlatılıyor. Allah rızası için yapılan iyilikler, salih ameller. O zaman ben ölmeden hocam, daha oraya gitmeden o benim salih amelim benden önce oraya gitmiş oluyor. Yani belki de beni karşılamak için hazır bekliyor. Elbette. Ve işte yani arabayı oraya nakledemiyoruz, tekneyi nakledemiyoruz, banka hesabını nakledemiyoruz ama verdiğimiz her şey naklediliyor. Şimdi insan verdiğini enayilik olarak görüyor birçok kimse. Verdim gitti benim değil diye görüyor. Öbürüne sahibim zannediyor. Aslında tam ters. Sahip olduğumuz aslında sahip değiliz, kalacak. Hiçbir yere götüremeyeceğiz öldüğümüzde. Hayat çok kısa. Ama verilen her şey gerçek anlamda götürülen şey. Ahirete götürülenler gerçek anlamda Allah rızası için verdiklerimiz zorlukta. O zaman hocam bir şey benim diyebilmek için ölümün onunla beni ayırmaması gerekiyor. Yani ölümün benden tabii alabildiği şeyleri aslında ben sahip değilim. Bunlar bana birer emanet. Yani Kur'an'ın bize verdiği mülkiyet aslında tasavvuru, düşüncesi herhalde böyle bir şey. Yani 10 liramın 3 lirasını verdiğimde cebimde kalan 7 lira aslında benim gibi görüyorum. Ama aslında 7 liraya sahip değilim o zaman. O verebildiğim 3 liraya sahip olmuş oluyorum. Çünkü ben daha ölmeden o beni bekliyor olacak orada. Ya ona elbette sahip olmuş oluyorum. Elbette. Yani düşünelim başka türlü, eğer ki bir insan Allah'ın varlığını anlıyorsa, İslam'ın Allah'ın gönderdiğini olduğunu anlıyorsa, bence malla da ilişkisini bu şekilde kurması lazım. O zaman işte burada az önce demiştiniz ya hocam, hani başarı ya da kazanç dediğimiz şeyler. İşte o zaman kazanç dediğimiz şey burada cebimizde kalan o 7 lira değil, aslında 3 lirayı kazanmış oluyorum. Yani verebildiğimi kazanmış oluyorum bir manada. Hı hı. İşte bu herhalde biraz Kur'an matematiği farklı oluyor hocam. Yani normal matematikle Kur'an'ın matematiği herhalde biraz tabii ki, yani Kur'an'ın matematiğinde şöyle bir şey, Allah'ın varlığını işin içine kattığınızda, Allah'ın varlığıyla beraber geri kalan her olayı düşündüğünüzde her şeye bakışınız tepe taklak olur. O zaman sizin Allah rızası için sarf ettiğiniz vakitler, kılınan namazlar, işte hayır işlerinde yaptığınız organizasyonlar dünyada boşa gitmiş zamanlar değil. Dünyada sizi asıl kurtaracak olan en değerli zamanlar olur. Verdiğiniz mallar, kaybettiğiniz mallar enayilik değil. Gerçek anlamda sizin en büyük kazancınız olur. Kısacası yani Allah'ın varlığı perspektifinden olaylara baktığımızda bütün her şeye bakış, mala bakış, hayata bakış, her şeye bakış, dünyaya bakış tepe taklak olur. Evet. O zaman bazen Allah'ın bak dediği yerden, gör dediği yerden bakmak gerekiyor. O zaman Rabbim ferasetimizi arttırsın inşallah diyelim, irademizi ve ferasetimizi. Hocam yine şöyle söylüyorsunuz, diyorsunuz ki temel mesele tarih boyunca Müslümanların ne yaptıkları değil, İslam'ın ne olduğudur. Burada hemen benim aklıma aslında Muhammed İkbal'in bir sözü geldi. Ne diyordu hocam? İşte kaçın Müslümanlardan, sığının İslam'a diyormuş Muhammed İkbal. Artık evet, kendi döneminde ne görüp yaşadıysa. Bu iki ayrım herhalde önemli hocam. Niye böyle bir söz? Yani nereden çıktı hocam? Tabii bunu aslında buna benzer sözleri birçok zaman birçok Müslüman söylüyor.
Yani Müslümanla İslam arasında farkı belirtmemiz gerekti. İslam nedir? İslam Allah'ın gönderdiği din. Doğrularıyla, yasaklarıyla. Müslüman kim? Bu dine inandığını söyleyen ve bu dini uygulamaya çalıştığını ifade eden kişi. Dikkat edin. İnandığını söyleyen ve uygulamaya çalıştığını ifade eden kişi. Fakat biz baktığımızda tablo olarak şunu görüyoruz. Yani Müslümanım diyen birçok kimsenin uygulamasında İslam'la alakasız birçok şey var. Yani ne alakasız şeyler var? Diyelim ki işte İslam'da demin dedik Allah rızası için fakirleri gözetmek var. İşte fakirleri gözetmiyor. Evet. Veyahut da İslamiyet'te adaletli olmak var. Adaletli olmuyor. İslamiyet'te kimseye haksızlık yapmamak var. Ama mal hırsından dolayı insanları eziyor. Haksızlık yapıyor. Tartıda ölçüde hile yapıyor. Her türlü yalan söylüyor, dolandırıcılık yapıyor, insanları aldatıyor. Yani İslam'a aykırı her şeyi yapıyor. Sonuçta birçok insan da İslam'la ilgili konular gündeme geldiğince bak falanca da işte Müslüman ama bunları yapmıyor. Evet. Deyip İslam'dan uzaklaşıyor. Şimdi burada tabii ki bu yapılanın yanlış olduğu açık yani biz eğer Müslümanım diyorsak İslam'dan ayrı bir hayat yaşıyorsak bunun hata olduğunu söylemeye bile gerek yok. Evet. Yani Kur'an'da insanların inancına uygun yaşamaması eleştiriliyor. Yani bu, ve çok temel bir ilke. Bu da, yani, evet, bu evet. Çok temel bir ilke. Yani bu belli bir şey. Bunu Kur'an'ı bir kere okuyan herkesin rahatça anlayacağı bir mesaj. Kur'an evet. İman, amel birlikteliği istiyor. Yani inançla uygulama birlikteliği istiyor. Ama biraz da para... Bu şekilde Müslümanların yaptıklarının ileri sürülüp de kaçılması yani özellikle kaçmak isteyenin mazereti gibi geliyor. Hı hı. İnsanların kendini kandırmaları için bir metot olarak geliyor. Mesela ticarette dolandırıcılık yapanlar var. Görüyoruz dünyada ticarette dolandırıcılık yapanlar belli. Peki yani ticarette dolandırıcılık yapanları görüp de ticaret yapmaktan vazgeçen, para kazanmaya çalışmaktan hiç vazgeçeni gördün mü hocam? Hiç denk gelmedim hocam öyle bir şeye. Böyle bir şey yok. Bak bu adam da işte tüccar. İş adamı çok dolandırıcı, çok üçkağıtçı. Ne yapayım? Ben işte o zaman iş adamlığından, evet. ticaretten... Ticareti bırakıyorum, soyutlanıyorum, yani, evet. Böyle bir şey değil. Sonuçta insanlar onun düzgününü yapmaya çalışıyor. Seçerler, doğru. Hayır, İslam'la ilgili de yaklaşımımız samimi olsa, birisi hata yapıyorsa sen hata yapma. Evet. Yani İslam'a göre peygamberimizin bir tek özel konumu var. Vahiy ilk getiren olması hasebiyle ama peygamberimiz bile bu dini uygulamakla mükellef. Yani o bile bu sorumluluğun dışında değil. Yani dinin üzerinde değil aslında. Evet. Tek özel konum olan peygamberimiz. Vahiy ona ilk geliyor millet açıkladığı için. Ama uygulama konusunda ona bile istisna yok. Peygamberimiz dışında bu dinin benden daha çok sahibi olan, senden daha çok sahibi olan, ekran başındaki kardeşim senden daha çok sahibi olan bir kişi yok. Bu dini sen falanca bilmem ne şeyhi, falanca bilmem ne kabuklu bilmem ne imamı ne kadar sahibiyse sen o kadar sahibisin. Yani o dinle ilgili yanlış bir şey yapınca sen dinden soyuyorsa demek ki sen ona o zaman dinde kendine çok bir anlam atfediyorsun ki o yanlış bir şey yapınca soğuyorsun. Ve onun hakkı ve payıymış gibi aslında. Yani kim ki o yani hata yapıyorsa güzel hata yapıyor. Hatasını söyle kardeşini düzeltiyorsa düzeltsin. Düzeltmiyorsa da yani kınayacak mısın onu yani işte sen de onun o yanlışını tekrarlama. Yani herhangi birinin yaptığı yanlışlar hiç kimsenin İslam'dan uzaklaşması için mazerette olmamalı. Ha, İslam'la ilgili değerlendirmelerimizde o yüzden Müslümanlara bakarak değil, biz İslam'a bakarak yapmamız lazım. Burada tabii ki İslam'la Müslümanlar arasındaki farkı ikiye ayırabiliriz. Hı hı. Yani farkın olmasının sebepleri iki. Birincisi aşağı yukarı herkesin kabul edip de uygulamada yapılan eksiklikler var. Yani ben hiçbir Müslüman dolandırıcı olunmalı, rüşvet alınmalı. Ondan sonra işte fakirler gözetilmemeli diyen hiçbir Müslüman görmedim. Doğru. Yani burada herkes doğruyu söylüyor. Hepimiz evet. doğruyu söylüyoruz da yapmaya gelince doğrusunu yapmıyoruz. Evet. Sen rastladın mı hiç yani yetimler gözetilmesin diyen bir Müslüman. Her mezhep, her görüş sahibi doğrusunu söylüyor bu konuda. Yani şimdi bu konudaki sorun doğrunun ne olup olmadığını saptamakta değil... Uygulama değil mi? Şimdi İslam'la Müslüman arasındaki farklardan biri bu dedik. Yani sonuçta herkes doğruyu kabul etse de uygulamaya geçtiğimizde hırslarımız, işte eksikliklerimizden dolayı yapılan hatalar. Bir bu var.
Bir de ikinci tip bir hata var İslam'la Müslüman arasında fark. Bu sefer doğruyu kabul edip de eksik uygulamamızdan değil, yanlış kabulden kaynaklanıyor. O nedir mesela? Diyelim ki işte müziğin işte haram olduğu gibi bir uydurma. Veyahut da işte köpekleri işte pis olduğu gibi bir uydurma. Veya ev hayvanlarına yani. Kaçmak ev gibi diyelim. Evet. Hayvanları ondan ters davranan bir sonra köpek haramdır deyip mesela evde bile sanki köpek bakılmazmış. Hani tabii. Gibi böyle hurafeler ne yazık ki insanları gerçekten yanlış tabii. Hurafeler insanları. Oysa değil mi? Hep diyoruz koyduğum. İmam Malik bile bu konuda ne diyor? Yani melekler köpek var diye bir yere gelmiyorlarsa o zaman yeryüzüne de inmemeleri gerekirdi diyor. Çünkü yeryüzünde de değil bu mi? Bu şekildeki evet. Köpekle ilgili uydurmalar büyük ihtimal köpeğin ısırdığı birisinin uydurmasıydı. Ya o kadar basit uydurmak bu konuda millet zor bir şey zannediyor. İmam Malik de kendisi de hadisçi ve şöyle diyeyim Kütüb-i Sitte yazarları 3. yüzyıldır. İmam Malik'in hadis muvattası ondan evet. Yani Kütüb-i Tisa'nın İmam-ı Malik dışında geri kalanı da 3. yüzyıldır. Kendisi 2. yüzyıl. Yani aslında günümüzde etkili olan hadis kitaplarının 2. yüzyıldaki tek hadis kitabının yazarıdır İmam Malik. Evet. O da biliyor bir hadisler. Onların uydurma olduğunu düşünüyor. Yani ki İmam Malik hani Medine ekolünü baz alan birisi kendisi. Evet. Yani daha çok Medinelilere yöneltiyor. Peygamberimizle çok uzun vakit geçirdiler diye. Yani böyle bir kriterleri olan birisi İmam yani Malik. Yani işte o da bu mesela köpek düşmanlığı ile ilgili şeyi kınıyor. Ya işin doğrusu bir herhangi bir yanlış varsa İslam aleminde o yanlışın tespit edilmemiş olması mümkün değil. Ama evet. Kimisi bir yanlışı tespit ediyor. Kimisi başka bir yanlışı evet. Tespit ediyor. Yani mesela İmam-ı Gazali'de işte müziğe düşman olanlar, onlar kuşların ötüşüne de düşmandır diye. Evet. Allah'ın yarattığı o seslere de düşmandır diye müziğe düşman olanları kınıyor. Yani sonuçta biz bugün neyi eleştiriyorsak İslam tarihinde onu eleştiren birisi illaki ama çıkmıştır. Ama müzik haramdır diyenler Gazali'de çok severler genelde. Deistlere veya ateistlere... Gazali'nin bu izahını bilmiyorlar. Bilmiyorlar herhalde. Evet. Tabii yani Gazali'den veya İmam Malik'ten katılmadığımız bir şeyler de çıkabilir. Evet. Zaten hep de diyoruz paket program olarak insanları almayın. Yani bir insanla bir atıf yapmanız, bir şeyle beğenmeniz onun her şeyiyle kabul etmeniz anlamına gelmez. Gelmemeli de. Biz her şeyle kabul ettiğimiz Kur'an'dır, Allah'ın vahiyidir. Bunun dışında geri kalan kitaplar hem uydurmalar girmiştir hem insanların yorumlarında da çok hatalar vardır. Bizim buradaki programda da hatalarımız olabilir. Bizim hatalarımızı anlamak için de Kur'an okuyun. Eğer ki biz Kur'an aykırı bir şey söylüyorsak elbette ki bizim söylediğimiz hatalıdır. Bir yorumumuz Kur'an'ın bütünlüğüne uygun değilse o yorumumuz elbette ki hatalıdır. İşte bu hocam zaten bakış açısı kendisine ve Allah'ın indirmiş olduğu kitabı güvenen birisinin özgüveni değil midir? Tabii. Yani kendisine güvenen ve özgüvenli birisi her zaman eleştiriye açık olan, yani tartışabiliriz, karşılıklı fikir telakkisinde bulunabiliriz diyen kitabına da inanan ve güvenen birisi ama güvenmeyenler genelde şunu okumayın, bunu okumayın, işte şunlar yasak, bunlar yasak diyerek ne yazık ki insanları soğutuyorlar. O zaman kapanışa girmeden şunu söylediniz, iki temel fark var. Birincisi insanlar doğrunun ne olduğunu biliyorlar ama uygulama konusunda sorunları var. İkincisi yanlış bazı şeyleri doğru olarak biliyorlar. O zaman bizlere düşen şey Müslümanlara bakarak İslam'ı eleştirmek değil, bizzat İslam'ın ne olduğunu anlamak. İslam'ın ne olduğunu anlamaya çalışmak. Zaten aslında dün de örneğini verdiniz. O Cat Stevens mesela Yusuf İslam değil mi hocam? Eğer Müslümanlara baksaydım herhalde Müslüman olmazdım diyor ama ben Kur'an'a bakarak diyor Müslüman oldum. Yani o evet. İlahi mesajın aslında cezbediciliği ne kendisini kaptırmış. Hiç Müslümanları görmeden Kur'an onun imanına vesile olmuş. Evet. Ne güzel ona, ne güzel hocam Kur'an'la buluşanlara diyoruz. O zaman yine bir programımızın da sonuna gelmiş olduk hocam. Çabuk evet. Nasıl Ramazan hızlı geçiyorsa programlarda öyle geçiyor hocam. Rabbim bereketlendiriyor ama. Yani zamanın izafiliğini bir kere daha burada anlamış oluyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yarınki programımızda inşallah görüşmek üzere diyoruz. Selametle kalın, hoşça kalın.